Videomuza like atarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ee, bu mağlubiyete tepki göstermelerinin en büyük sebebi rakipleri takır takır transfer yaparken Galatasaray için isimler liste liste yazılıyor ama ortada transfer yok. Galatasaray işte, bugün açıklandı. İşte şöyle bir durum var. Şimdi bak. Bu durum yani transfer isteği, taraftarın baskısı, transfer isteği esasında Galatasaray taraftarının ne kadar doğru bir istekte bulunduğunu göstergesi değil mi? Elbette. Beşiktaş karşısına çıktın. Beş 5-7'den abi biraz daha zaman olsa 6-7 olacak yani maç. Öyle bir maç ki yani. Biraz daha ada, şey +4-5 falan vermesi gereken cart diye bitirdi 90'da. Yani tuhaf skorlara gidebilecek bir karşılaşmaydı esasında. O çözülme yaşanmıştı Galatasaray takımında. Şimdi Galatasaray taraftarı haklı. Jüneyt baktığın zaman Adam diyor ki transfer yap. Transfer taraftar geri zekalı mı? Bilmiyor mu transfere ihtiyacı olup olmadı? İki senedir sol bek alamıyorsun. Alıyorsun hep alt düzey sol bek alıyorsun. İki senedir şeyden beri ee, sağ bek neydi çocuğunda? Boydan beri, Saşa boydan beri sağ bek alamadın. Hala oyu dolduramadın. Mesela. E şimdi orta saha orta saha millet sana dil döküyor. Bir 8-6 bir şey lazım oraya. Orta saha oyuncu lazım. Gidiyorsun. çipten, Brezilyalı bir oyuncu, 25 yaşındaki bir oyuncuya Tarihinin en büyük parasını veriyorsun bonservis bedeli olarak. Şu anda kayıtlara geçmiştir. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi. Bu adam Brezilya'dan çıktı da İtalya mı görmedi? Şey mi görmedi? İspanyollar mı görmedi? Portekizliler mi görmedi? de Geldi bu adam Championship'e. Bir tek Galatasaray yönetimi gördü bu adam. Ne kadar büyük bir yıldız. Bu kadar para gidelim verelim diye çuvalla para verdiler adamı. Ya olacak iş mi arkadaşlar? Championship'te bir adam doğru düzgün bir standartta olsa Şampiyonla Premierlik Premier Lig standartlarına olsa alırlar Premier Lig'e e koyarlar abi. Onlarda para yok mu? Sendeki paranın e, yüz 100 katı var onlarda. İstedikleri oyuncu alabilirler. Şey de mesela geldiğinde çok tartışılmıştı. O Say Samuel de biliyorsun şampiyonluk e, geldi. Evet. O Say Ama neydi? Genç oyuncuydu. Rakamlar makuldü. Geleceği olabilen bir oyuncuydu. Belli olmazdı. Yani Patlama yapabilirdik, yaptık. Yani yüksek bir rakam diyorsun Gabriel. Çok yüksek bir rakam. Ya, ya isimli bir oyuncu alsan, desem evet. ki hani gittin Premier Lig'den bir oyuncu aldın. Bir orta saha oyuncusu aldın. İsmini duyduğumuz, bildiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu aldın. Tamam diyeceğim, ben bir şey söylemem. İyi oyuncular gelsin ligimize, zaten istiyoruz. Bak Beşiktaş'ta dün kimleri seyrettik? Immobile, yaşlı diyorlardı. çat çat. Affetmez. Rafa Silva. Nasıl bir, onunla konuşacağız biraz sonra geldiği zaman sıra. Onun için tamamen soru işareti bir oyuncuya tarihinin Galatasaray tarihinin en büyük rakamını vermek bana biraz tuhaf geliyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani Serdar ne diyor Şimdi dün akşamki 5-0'lık mağlubiyetin ve hazırlık kampındaki alınan kötü neticelerin ni transfere bağlamak doğru olmaz. Niye? Ya bu Beşiktaş takımı 3 transfer oynadı. 8 oyuncu geçen senenin oyuncusu. Evet. Bu Galatasaray takımında da ya burada Sabek olsaydı, 8 numara olsaydı, transferler yetişseydi bu skor... ay bu değil. Yok o yanlış bir Bu, bu değil. Vuracağım. O yanlış Galatasaray'ın problemi Aynı ve... zamanda çok pardon Emre'nin az önce söylediği cümle çok doğru katılıyorum. Beşiktaş geçen sene istediği performansı sergileyemese de oyuncu kalitesi kötü değil. Masraf, asla kötü adam mı Allah Asla. Aslında kötü. Ha, Mert kötü adam mı? Yani tabii, stoperde tabii. bir yani Mert, sıkıntısı vardı. Şimdi, sağ sağ bekte bir yaptım. sıkıntısı vardı. Yoksa ön tarafı falan Bek ateş sıkıntılı. gibiydi evet. yani. E, evet. da dün gol attı. Şimdi, e, e, Hem he, asist yaptı hem gol attı. Evet, Oyuncu, aynen. oyuncuların yani tek tek ele alalım. Kalede Mustara çok hazır değil. E, stoper hattı. Nelson için ya bireysel hata anlamında bu tip hatalar kabul edilebilir hatalar. Ben hani Nelson'u da çok aşırı beğendiğim bir oyuncu da değildir bu arada. Çünkü, Öyle mi? Evet çünkü oyun kurulmakta zaten problem çeken bir oyuncu. Ama çok profesyonel bir oyuncudur. Her zaman çok saygı duyarım. Ama Abdülkerim'le ilgili yaklaşık 6-7 aydır benim dilimde tüy bitti. ya Ben bir maçtan sonra bundan belki 5 ay önce ya da 3-4 ay önce tam hatırlamıyorum şimdi. Abdülkerim sakatlıktan çıktı. O gün çok ağır bir görüntüsü vardı Abdülkerim'in ve çok şaşırttı beni. Mikson'da bekledim yani baskülüm yoktu ama bir kilo kontrolü yapayım dedim göz kararı. E çocuğa baktım hani bel falan yerinde herhangi bir problem yok. Kilo olarak anlatacağımız bir problem değil. Ama üst bölgede şu sürekli fitness diye tabir edelim bu çalışmalarla beraber oyuncu da ciddi o günden hemen hemen o günlerden bu yana bir ağırlık sezmeye başladım. Bu tespitim doğrudur yanlıştır bunu bilmiyorum ama ben 5 aydır bunu söylüyorum 3-4 aydır ya da tam tarihi hatırlamıyorum. Hı hı. E Abdülkerim'in alışık olmadığım bir görüntüsü var. E, Derik Köhnçis şu an söylenecek çok bir şey yok. Torreira ya ben hayatımda Torreira'yı bu kadar kötü hiç görmedim. E, Berkan ya yeteneği çok sınırlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Özveri vesaire bunlar güzel. Mertens, Torreira gibi e, etkisizdi etkisiz ama burada Okan Hoca'nın da hatalarını konuşmamız lazım. Yani 4-4-2 sevdası Türkiye'de ve hani Okan Hoca'da da bu 4-4-2 ile ilgili bir sevda var. Ben bunu daha önceki maçlardan da hep aldık. Basın toplantılarında da hocaya sordum bunları. Hı hı. Ee, yani çift santifora döndüğünüz anda e, merkezi tamamen el ele geçiyorsunuz. Bugün dünya futbolu merkezi nasıl rakibe vermeyizin peşinde koşuyor artık. Ya yani Bütün e, hani majör liglere bakalım. O büyük takım diye adlandıracağımız takımlara bakalım. Bunların ana amacı merkezi rakibe kaptırmamak. Hatta derinde bekleyen takımların bile ana amacı buyken Batshuayi Icardi yaptığınız zaman bir de orada Mertens gibi ne olursa olsun iyi miydi kötüydü ama Mertens'i de oradan ayırdığınız zaman sizin blok arasına girecek tek bir yani Berkan'ın e, kariyer hayatı boyunca blok arasına girmişliği neredeyse hiç yok gibidir. Çünkü onu yapacak hemen dönecek çabuk karar verecek bir oyuncu zaten değildir. E, sol tarafta Zaha ile ilgili olumlama vesaire ben hazırlık kampına katılmıyorum. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Ama oyuncunun e, hazır olması vesaire bunlar Galatasaray'da neden şu mevzuda yapılıyor şunu da anlamıyorum. Ya Icardi hazırlık kampında hiç kilosu yoktu. E, olması mı lazımdı? Yani Icardi çok fitti. Zaha çok fitti. E, fit olmaması mı gerekiyordu? Ya kimse kusura bakmasın ama... Hayır, yani fit olması iyi bir kamp geçirdiği anlamına gelmez. Yani bunu zaten de profesyonellik zaten fit. Olması yani lazım. profesyonellik gereği böyle olmamız gerekiyor. Ben de kalkıp spor yapıyorum. Biraz fit olalım, fit gözükelim diye. Yani profesyonellik gereği yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Sporda oydu buydu vesaire. E diğer tarafta hani Icardi ile ilgili ya topla buluşma sayısı bir ara baktım 7 idi. Şimdi i̇şte Icardi'ye top gelmiyor. Ya yani ne zaman bu değişecek bizim bu e, bazı bakış açılarımız? Ya artık dünyadaki santiforların isyan noktası gerçekten bu mudur? Mesela acaba dünyadaki bazı santiforlar top almaya gidiyorlar mı? Şimdi bu bir hazırlık maçı değildi, bu bir süper kupaydı. Evet. Ve Galatasaray bir süper e, kupa kaybetti. Ya Icardi de yani topla yedi kere buluşmasını bence bir şekilde açıklamalı. Yani neden bu kadar az buluştuğunu. Ama bazı oyuncuların Galatasaray'da Bence dokunulmazlığı da var. Bu iyi bir şey değil. Öyle mi? Bence öyle. Ya bence öyle. Ama tabii şöyle bak şöyle de bir durum var. Biz devamlı Galatasaray'da İkadi'ye top neden gelmedi diye konuşursak Beşiktaş'a haksızlık etmiş oluruz. Elbette. Beşiktaş bu arayı nasıl kesti, neler yaptı, hangi Şimdi doğruları tabii yaptı da e... Galatasaray'a karşı 5-0 galip Ama geldi. Bak... Onu da konuşmak Şöyle da. bir durum var. 7 kere, 7 ya, ya saat... hoca bunu yaptı, Tamam kardeş bunu yaptı. Şimdi o topla buluşamadı. Forse... Bu ara böyle oldu cevap vereyim. Taş Bak, ortada. Bir cevap Karşıta... vereyim. Karşıda taş gibi Bak, bir rakip var İkardi, yani. Evet. Icardi, 16 kez topla buluşmuş maç boyu. Sonradan giren Batshuayi 45 dakikada yanlış görmediysen yanlış hatırlamıyorsam 13 kere topla buluştuysa diğeri nasıl buluşuyor diye sordu, sormak lazım. Yani peki hani burada o kadar birbirine entegre konulardan bahsediyoruz ki yani Icardi'nin topla buluşamadığı bir süreç içerisinde Mertens'i de oyundan aldığınız zaman o zaman Icardi'ye diyeceksiniz evet, ki evet. derine gelip top al. Batshuayi kısmen yapmaya çalıştı. Batshuayi çok mu buluştu? Hayır. Ama Galatasaray'daki sorunlar 1 2 3 vesaire değil gibi Peki, gözüküyor. Kısa sürede düzelebilecek sorunlar mı bunlar. Onun da cevabını alayım maç sonuna gidelim. Ee, Beşiktaş cephesinden olaya bakalım. Kısa sürede bence düzelir. Yani ama teyakkuz ilan edilmesi lazım Galatasaray'da. Yani bir Florya toplantısı. Herkesin ama gerçekten biraz, ben şu, şu taraftayım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hiç fark etmez. Giydiğiniz formaya saygı duyacaksınız. Bu kadar. Bunu söyleyeceksiniz sadece. Yani saygı duyanlar ve saygı duymayanlar. Diye kategorize Ama etmek. Ama işte diye. ben şunu so söylüyorum hep, yani iki ay öncesine kadar saygı duyan oyuncular şimdi saygı duymuyor. Fenerbahçe mu? O maçını. Anlam çıkıyor. Fenerbahçe maçını da baz alalım. Onu da baz alalım. Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli oyuncuların oyun oyuncuların oyun konsantrasyonu, o maça olan motivasyonları ile Galatasaraylı oyuncuların konsantrasyonu Hiç, aynı mıydı? Hiçbir değil. maç, hiçbir maç maç başlamadan kazanılmaz. Spor tabii, böyle bir şey tabii, değildir. Tabii. tabi doğru. Peki maç sonrasına gidelim sevgili.